Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Nurettin Yıldız Hocamla İslam ve Hayat isimli programımızda İslam'a, Müslüman'a, topluma, kendimize dair meseleleri konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah hocamla belki çok daha özel bir konuyu konuşacağız. Evet hocam merhabalar diyelim. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah hamdimizi, şükrümüzü daim etsin. Amin. Hepimize şükre muvaffak etsin. Evet. Şükre muvaffak eylesin. Ee, hocam ben hani program öncesi zaman zaman sizi arıyorum hocam ne konuşalım diye. Dün dediniz ki ya konuşmamayı konuşalım dediniz. Benim de gitti doğrusu. Dedim ki tamam, konuşmamayı konuşalım. Yani sükutu konuşacağız biraz. Sükut etmeye, etmeyeceğiz ama. Yerinde sükut etmeyi konuşacağız. Fakat sükutu bile konuşarak anlatacağız. Ama hakikaten bu konu konuşmanın ehemmiyeti kadar önemli bir şey. yani Bugün belki diksiyon dersi diyorlar. Ne bileyim güzel konuşma diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz ama bir de sükut etmenin de seminerini almak lazım. Nerede sükut edilir? Nasıl edilir? Sükutun anlamı var mıdır? Yok mudur? Bugün bu konuyu konuşalım hocam. Baren İnşallah. Böyle söylediniz, işaret ettiniz. Ben de o işaretten böyle bir konu çıkardım. Buyurun efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam çok iyi bir araç. Çok değerli, çok pahalı, işte gençlerin, şoförlerin rüyası olan bir araç. Nedir özelliği de Buna bu kadar para veriyorsun dendiğinde, deniyor ki, diyorlar ki diyelim, gaza bastın mı uçuyor. Sırf bu özelliğiyle o araca para verilir mi? Gaza bastın mı uçuyor, gidiyor. Hayır. Bundan daha önemlisi frene bastığında duruyorsa o araba değerli. Doğru. Zaten yokuş aşağı her araba uçar risk anında fren sistemi ne kadar güçlüyse işte dört tekeri birden durduruyor ondan sonra balataları güçlü balatası ısınmıyor bu özellikleri araba için daha değerli çünkü birinde can güvenliği var öbüründe uçmak var can güvenliği yok bir daha mezarda güvenliğin oluyor. Hani evler hocam bir reklamlarda sınırsız güç güç değildir. Değil mi? gibi. Evet. Bunu uçak için de geçerli bu. Yani jet motoru var bastın mı gazına uçuyor ama inemiyor bir türlü. Uzay boşluğunda kalmak için kimse uçmuyor. Evet. Biz diksiyon kursu, güzel konuşma vesaire işte edebiyat, açtı mı ağzını eskilerimiz derlerdi ya mangalda kül bırakmıyor. Evet, evet. Şimdi pek kullanılmıyor bu deyim herhalde. Mangal kalmadığı için piyasada. Yani mangalda kül bırakmayacak şekilde konuşuyorsun. Hayır. İnsanın meziyeti ya da konuşmanın hayra dönüşmesi fren sistemiyle mümkün. Bu fren sistemi nedir? Susmasını bilmektir. Bu sadece dindarlığımız bakımından değil. Yani evet Allah'ın razı olmayacağını anladığımız bir şeyi konuşmamayı becermek Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik. Evet. Tam böyle açıp ağzını karşı tarafı perişan edecektin. Aklına geliyor ki haram bu sözler. Susuyorsun. Fren sistemi bu işte. Can güvenliğimiz için de geçerli bu. Doğru. Ağzından bir kelime çıkıyor. Karşındaki tetiğe sarılıyor. Tak vuruyor seni. E, sussan canını kurtarmış oluyorsun. Demek ki susmayı bilmek can güvenliğimiz aynı zamanda. Sadece can güvenliği de değil, prestijimiz de buna bağlı. Mesela kravatı, gömleği, ceket'i yerinde beyefendi toplantıya geliyor, bakıyor ki herkes herhalde bu üst bir bürokrat mıdır, nedir başka türlü tip onu gösteriyor. Ne yapıyorsunuz lan? diye mesela özür bir şey söyleyelim. Başlıyor. Bir başlıyor aa hiç tipine uygun bir tip, bir prestij bu, sihir bozuldu. <laughs> evet bozuldu. Prestij sıfırlandı. Evet evet. Dolayısıyla hani diyor ya söz var iş bitiriyor, söz var baş bitiriyor. Evet. Yani canına mal oluyor. Bir söz söylüyorsun, seni insanlar takdir ediyorlar, hürmet ediyorlar. Bir söz söylüyorsun, sıfırlanıyorsun. Evet. Halbuki biz mesela cebimizdeki herhangi bir nesneyi tartabiliyoruz. Yumruğumuzun ağırlığını tartabiliyoruz. Sözümüzü bir türlü tartamıyoruz ama. Lap ya. diyorsun çıkıyor. Evet. Kulağa girerken de hafif, ağızdan çıkarken de hafif ama Allah katında ağır. Subhanallah ve bihamdihi sözüne efendimiz ne terazi biçiyor. Değil mi? Gökler kadar ağır diyor göklerin ağırlığı ölçülür değil ki. Yani iki kelime tartmaya kalksan tartamıyorsun. İyi olarak da, kötü olarak da. Şimdi mesela la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Halid İbni Velid'in elini kolunu bağlıyor Allah Teala. Dokunma bu adama diyor. Dünyada bir satırdan daha az bir cümle can güvenliği olur mu ya? Oluyor, oluyor işte. işte. Evet. Oluyor. Ben onu söylemiyorum. Dediğin anda ne oluyor? Halid'in kılıcından kurtulamıyorsunuz. Kurtulamıyorsun. Yani. Düşman statüsüne geçiyorsun. Evet. Yani bir satırlık bir söz hayattır, ölümdür. Dünyadır, ahirettir, cennettir, cehennemdir. O zaman biz çocuğumuz mesela iki yaşına gelince anne baba demeye başlıyor. Ona konuşmayı öğretiyoruz ya keşke bir noktaya gelsek de çocuğumuza alfabe ve konuşma öğretirken ana baba değişini öğretirken susmayı da öğretebilsek gerçekten hocam belki e, susmanın da yerinde susmanın da çok kıymetli bir değer olduğunu anlayabilirsek keşke evet, evet. başta biz büyükler tabi evet. büyükler hatta hocam Kur'anımızdan yola çıkarak e, hadisi şeriflerden yola çıkarak ümmetimizin büyüklerinin hayatından yola çıkarak örnek vermeye kalkarsak yeri geldiğinde bir ayeti okumamak okumaktan daha eftal değil mi? Mesela adamlar ayet hadis tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Bu adamlara kalkıp Fatiha'nın sırları diye fatiha Şerifi okusan bir de onu reddedecek. Kafirdi, kızıl kafir olacak. Burada okumak mı evla susmak mı evla? Yalnız da nerede ne okuyacağını bileceksin değil mi? Yani Kur'an'a bile ki yeryüzünde dağlar taşlar Kur'an dinlesin diye indi Kur'an-ı Kerim. Bırak insanı. Hayvanlar bile Kur'an dinlesin diye Kur'an. Ama onu bile okumaman gereken yani onun adına susman gereken bir yer var. Allah ım. Evet. Yani biz sadece Kur'an-ı Kerim penceresinden baktığımızda bile susmak bir ibadet çeşidi demek ki. Evet. Susmanın bir numara olduğu bir konum var demek ki. İnsanın gayzını içine gömmesi ayetle cennete koşanlar arasındaki listeye konmuyor mu? Konmuyor mu? Doğru. Vel <laughs> Bu demek değil mi hocam? Evet, evet. Nedir vel minel gayza? Karşındaki bağırıyor, çağırıyor. İşte Adem Hoca, Nurattin Hoca'ya bağırdı, çağırdı. Nurattin Hoca'nın da cevap vermek hakkı ama ben diye o da başladı. Kalsın Adem Hoca da hoca, ben de hoca. Bari hocaların kavgasını şeytan mutlulukla seyretmesin dedim. İçime gömdüm, becerdim. Bu becermeyi allah Teala vel kâziminel gâyza vel âfîne anin nâs da ve sâri'u min rabbiküm ve cennetin ayetinin devamı değil mi bu? Evet. Cennete koşmak, Allah'ın mağfiretine koşmak demek. Böyle oluyor. Böyle olmuyor mu? Böyle oluyor. Vel kazimin el gays. Demek ki ağzının fren sistemi olmayanlar bir çeşit Allah Teala'ya koşmakta badanaj yapan tipler oluyorlar demek evet. ki. Yani evet kafir oluyor manasına değil. Küfür söz söylemediği sürece. Burada hani sahabiden de nakil yapabiliriz. Tartışma esnasında hadi oradan diye cevap verince sahabe efendimizin yüzü niye bozuluyor? Melekler sana amin diyorlardı. Cevap verdin bu iş bitti buyuruyor değil mi? Sussaydın. Sussaydın o sen kazanıyordun buyur. Evet. De, halbuki biz bağırdıkça kazanacağımızı zanneden bir anlayış yüklüyüz. Yaratışımız böyle. Nasıl çok param olsun cebimde düşünüyoruz. Forslu bir kimlik çıkarayım cepten düşünüyoruz. Çok konuşmayı da Başarı zannediyoruz. Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhi ve gerçekten e, bu konularla ilgili tabii birçok uyarıları e, var, işaretleri var. Malumunuz Allah'ı zikretmeden ya da Allah'ı size hatırlatmayan konuşmalar yapmayın. Böyle çok konuşursanız, değil mi? Bu kalbinizi katılaştırır ifadesi var. اَلَا مَا خَلَ batilu. Evet. Demek ki e, hiç konuşmayın değil elbette. Fakat yerinde Gereği kadar, ihtiyaç kadar, yani zaruret kadar konuşun. İhtiyacın ötesi öyle söyleyelim hocam, belki ihtiyacın ötesi her halükarda kişiye zarar olarak dönüyor diyebilir miyiz? Şimdi ağızdan yemek giriyor, evet. fazlası zarar, fazlası zarar. Ağızdan söz çıkıyor fazlası zarar. O kadar. Ağıza zehir koyuyorsun, ölüp gidiyorsun. Ağızdan zehir söz çıkarıyorsun, ölüp gidiyorsun. Evet. Ben. Ayetten, hadisten, dinden örnek verdik. Bir örnek daha açmak istiyorum hocam. Evet. Bugün siz de ben de hepimiz yüzlerce boşanmaya gelmiş bir vaka görüyoruz Doğru. ailelerde değil mi? Doğru. Yani yüz, bin artık nüfus müdürlüğü değiliz buna rağmen olaylar görüyoruz. Hiç hayal etmeyeceğimiz kimselerden boşanma evet. haberleri duyuyoruz. Hocam Bunlar geri geldiğinde ya kaynanasının ya annesinin ya kayınpederinin ya kaynanın birisinin başlattığı bir söz düellosuna. Aynen öyle. Adamın yoğun kaba bir şekilde katılması ya da kadının kapanmayan bir ağızla bu mücadeleye girmesi. Eliyle bir şey yapamadığı için vurup dökemediği için sözle adam uyumuş iki saattir hala o konuşuyor. Kadın zavallı bebeğini besliyor o öbür odadan bağırıyor. Ağızlarımızın ürünleri değil mi bu boşanmalar? Hayatı cehennem Hayatı cehennem eden ağızlarımızla. Hocam yüzlerce hadis, binlerce hadis mucizedir de şu Muaz hadisi Nasıl mucize hocam? değil yani. mi hocam? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ağzına dikkat et buyuruyor da. <laughs> ya Resulallah ya, konuştuğumuz sözlerden de mi sıkıntı çıkacak buyurunca ne buyuruyor? Ne diyor? <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zannettim be muazia? İnsanlar yüzü koyun cehenneme niye giriyorlar? Şu ağızlarından çıkan sözlerden dolayı değil mi buyuruyor? Bu yönüyle gerçekten yerine göre sükutun çok büyük bir kazanç olduğuna yeniden iman etmemiz gerekiyor sanki. Aynen Hadi öyle hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a aleyhisselam. ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da, ya da, ya da sussun. sussun. Demek ki Sözü Gri mi? söz yok. Gri söz yok. Evet, Gri söz yok. Evet, evet. Ya hayır konuşacaksın, ya da dırdır etmeyeceksin. Yani şimdi Müslüman kalitesi. Hocam hayır şöyle mübahın bir üstü diyelim, değil mi? Artı anlamında mübahın bir artısı üstü. Ailede mübah da hayır. Ha. Ailede mübah da, da hayır. Yani çok güzel. O parantez Çay güzel için oldu. oturduğumuz, muhabbet ettiğimiz ortamda evet, o da bir hayır. O da bir hayır. Ama neredeyse onun dışında hocam. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ya mübahd olsa susman daha hayırlı. Der gibi bir şey anlaşılıyor sanki bu hadis-i Yani suyu israf et veya etme faturası geliyor ya. Evet. Bu sözler su gibi akıyor ağızdan ve faturaları gelecek. Evet. Bizim sıkıntımız ne hocam? Yani ben kimseyi dövmedim, kimseyi kırmadım, çalmadım, çırpmadım, namazımı kılıyorum. Tamam selamünaleyküm. Cennetlik zannediyoruz. Ya duyduklarımıza fatura gelecek kıyamet günü. Ya konuştuklarımıza fatura gelecek. Gördüklerimize fatura gelecek ve bu dil konuştuklarını söyleyecek kıyamet günü. Göz gördüklerini söyleyecek. Dolayısıyla benim ağzımdan bugün 815 kelime çıktı. 815 hesap konusu var demek ki. Kıyameti biz hocam sadece bir dünya mahkemesi zannettiğimizden bütün bunlar başımıza geliyor. Yani genel olarak sen öldürdün mü öldürmedim şahidim var mı var. İşte bu iki kişi ben filan yerdeydim. Ya tamam, haklısın. Boşanmada şahidim var mı var. Dövmüştü beni. Şu şahit bu şahit tamam. Hadi kurtuldun. Böyle bir mahkeme yok ahirette ya. Böyle olsa zaten <laughs> kim ebedi cehennemde kalırdı ki ya. Bu kılı kırk yarmak deyimi var ya atalarımızdan. Evet, evet. Bir kıl yani bir saç bir kıl Kırk defa ortadan inceltilir mi? bu kıyamet bu bile değil yani kılı kırk yarmak şimdi laboratuvarda yapılıyor. Yani zerre diyor değil mi hocam zerre. Subhanallah. Dolayısıyla bir kelimenin terazimize konacağına iman edeceğiz evet, evet. biz. Hani ayette de öyle değil mi hocam? Estağfirullah. Ma yelfizu min kavlin. Ledeyhi. İlla ledeği Rakibun atid. İlla rakibun atid. Ya. İlla rakibun atid. Ciddi bir, e bir lafız kontrol. Ya. bir, bir kelime işte. Hani bir kelimeye buyurduğunuz gibi bir lafız diyoruz. Can biz o diyor kaydediliyor. Günlük bir lirayı hesaplamadıkça, sadece binlik rakamları hesaplasak ticaret yapabilir miyiz? Yani bir insan düşün ki sadece milyonluk rakamları hesaplıyor, gerisini hesaplamıyor. O zengin de olsa iflas edecek bir gün. Çünkü liralar Maliye'ye gittiğinde bir lira eksikse kabul etmiyor Maliye. Lirayı istiyor, kuruşu istiyor. Bu kuruş demiyor. Oradaki vezneci ben mi ödeyeceğim bunu diyor. Sen öde diyor. Yani parada kuruş hesaplanıyor da konuşmada niye kelime hesaplanmıyor? Yani. Niye virgül hesaplanmıyor? Bunun için hocam önce büyükler olarak biz hele hele mikrofonların, kameraların önünde yani çıkan Ya yaşça büyüklerimiz diyelim hocam. Hocalar da kendilerini Çocuğu örnek getireceğim de bebeği tamam. ondan önce büyük dedim. Ya yani bari olanlar diyelim. <laughs> tamam. Tamam. Ve onların da üstünde Kameraların önüne çıkan hocalar olarak biz evet, evet. kesinlikle bazı kelimeleri, bazı cümleleri, bazı konuşma bütünlerini gündemimizin dışına atıp susmayı becermeyi ibadet ve cehennemden kurtuluş olarak bilmek zorundayız. Ve çocuk yetiştirirken güzel Türkçe konuşsun, hatta güzel Arapça konuşsun, gerekiyorsa İngilizce konuşsun diye mücadele ettiğimiz gibi. Öğretmenine nasıl bu çocuğun Türkçesi edebiyatı iyi olsun dediğimiz gibi öğretmen bey Allah'ını seversen bu çocuğa susmayı da öğret demek zorundayız. Doğru söylüyorsun. Hakkını savunmak diye bir gevezelik çeşidi peydah oldu. Evet. Hakkını savunmak. Yani bu hakkımı savunurken hak olan Allah'ın şeriatını ezerek değil ama bu. Evet. Bir başkasını ezerek de değil. değil Asla. Tabii. Çünkü konuşmak yalana bulaştığında azap. Gıybete bulaştığında azap, azap. İftiraya bulaştığında azap. Onur rencide ettiğinde azap. Dinine zarar verdiğinde azap. Mala yani olduğunda azap. Asıl yapman gereken mesela Allahu Ekber diyecektin onun yerine hadi lan oradan dedin. Tamam hadi lan oradan dedin diye cehennemlik olmadın belki ama Allahu Ekber deyip cennetlik olacaktın. Yine hüsrandasın. Dolayısıyla ağzımızın bir saati olması lazım. Yani su saati, elektrik saati gibi bir sayacı olması lazım. Bunu eşler birbirlerine destek olmalılar. Bunu aile içinde anne baba çocuklarına eğitim konusu yapmalı. Bir kardeşimiz güzel bir örnek verdi. Allah annesine rahmet etsin. Aynen. Annesi vefat etmiş. Dedi ki biz çocuklar olarak evde böyle filanca komşu tarlaya şöyle gitmiş, şöyle yapmış dediğimiz zaman annesi ne ilkokul ne ortaokul bir şey görmemiş bir kadın. Çocuklar bir işiniz yok mu? Hadi herkes işine bakayım deyip o gündemi dağıtır bize gıybet yaptırmazdı dedi. İçimden doya doya gelerek Allah o kadına rahmet etsin dedim. Şimdi de diyorum neden? Kadın aslında bu gıybettir caizdir değildir. O ayrıntılara girmiyor. İşiniz yok mu sizin? Hadi bakayım tarlaya. diyor. Tarlayı da önlerine koyduğu için bir daha da dedikodu yapamıyorlar kadının önünde. Annelik bu işte aa ne dedi sana bakalım niye onlar öyle demiş diye bir koğuşturma da başlatabilirdi ama ölümü en az 15 sene olduğu kadının şimdi ben onu rahmetle Bak anmamı gerektirir misin? bir durum olmaz annelik bu kapat yavrum bu konuyu bu konuyu konuşmaya gerek yok diyen anne de anne nasıl olmuş nasıl demiş diye savcılık yapan anne de anne evet. baba da baba burada zannediyorum hocam bizim bir konuyu da gündeme getirmemiz lazım. Biz konuşuyoruz. Bir nörolog kardeşimiz nasıl konuştuğumuzu bize izah edebilir ya da kulak buruncu. İşte beyinde filan merkez var. O merkez geliyor ses tellerine mesaj veriyor. O ses telleri ne bileyim yani tıp nasıl tarif ediyorsa işimiz evet. değil bizim tarif. Bu konuşma böyle oluyor biyolojik olarak. Evet. Ama bağırıp çağıran birini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben bunun nasıl susacağını biliyorum buyurdu. Bu sistem nasıl çalışıyor? Tarif et. Ne buyurdu? Euzu billahi mineşşeytanirracim dese rahat ederdi buyurdu. Allah Allah. Demek ki bize mazot döküyor şeytan. Böyle yanlış konuşacağımız zaman şu bahsettiğimiz fren sistemini, balatamızı şeytan boşalttırıyor aslında. Onun için şeytandan Allah'a sığınarak ağzımızda fren sistemi oluştururuz, fermar oluştururuz biz. Binaenaleyh bizi kıyamet günü hesabını veremeyeceğimiz, kusurana uğrayacağımız, dünyada prestijimizi kaybettirecek ve Belki de mal kaybına sebep olacak. Belki dayak yememize sebep olacak. Belki ailede huzursuzluk, belki boşanmaya neden olacak. Abuk subuk sözleri, kul hakkı icra edeceğimiz sözleri direkt ve dolaylı şeytan söylettiriyor. Dolaylı söylettiriyor bizi o zemine çekiyor. Direkt söylettiriyor o anda kan basıncı yapıyor bize. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyle bunu özetliyor. Ben suscanı sistemi biliyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim deyin diyor. Evet, Ama bu euzu evet. billahi mineşşeytanirracim hem sözde söyle hem de şeytanın etki alanından uzak dur uzak diyor. Uzaktır, Nasıl büyük şehir kablolarının altında kanserolojik madde oluyor diye kabloların altında dolaşmayın diyor. Elektrik akımına kapılıyorsun. Şeytanın manyetik alanında dolaşmamak lazım. Dolaşmak. Demek ki ses yükselince hakikaten hocam karşı tarafta da bir ses yükselmesi meydana geliyor. Seni de evet, şeytanın diyor. var onun da şeytanı da var tabii. Karşılıklı bir şeytan. E, hocam tanıdığım bir ailede bir hanımefendiye ya nasıl böyle geçimi yürüttünüz falan diye e, sorulmuştu da dedi ki ya o sesini söyleyince ben sükut ederdim. Hele de sesi yükseldiğinde tamamen susar. Mekanımı değiştirirdim. Sonra gelir o benden özür dilerdi. Aslında hakikaten. Tanrı billahi ne pratiği bu. Işte. bu. Pratiği evet. bu. Sustunuz mu daha güçlü oluyorsunuz. Susmak enerjidir, evet, güçlüdür. Sizi güçlü kılıyor. Onu boşluğa çekiyorsun o. hocam. Boşluğa çekiyorsun. Onu boşluğa çekiyorsun. Evet. Yani evet. konuştukça ona da enerji veriyorsun evet. ve aynı kısır yerde horoz dövüşü devam ediyor. Sen minderden çıkınca o boşluğa vuruyor aslında. Boşluğa vuruyor. Boşluğa vuruyor. Yani evet dediğiniz. Yani bir mağlubiyet gibi hissediliyor ama uzun vadede sen Kazansı onu eziyorsun çıkıyorsun, aslında. Kazanç çıkıyor. Uzun planda onu eziyorsun. O, onun şeyini mahcubiyetini artık hissediyor. hissediyor. Adamsa tabii ya da kadınsa her neyse. Ne olursa olsun ne hocam. Ne olursa olsun. Beni nasıl dinlemezsin, nasıl cevap vermezsin diye o bir kat daha üzülüyor, kızıyor, sinirleniyor. Boş boşa konuştuğu için de oturmak zorunda kalıyor. Bazen de hocam Sükür çok büyük bir cevap. Hani var ya konuşulur Ahma verilecek en güzel cevap sükuttur derler. O kadar. Değil mi? Yani e, konuşsan zaten anlayacak konumda değil. Öyle söyleyelim. Şöyle gergin anında insanın kulağı duymuyor aslında. Duymuyor. Yani. Hani kavgada yumruk sayılmaz deniyor ya Evet. İşte sözle kavga ederken de kim ne konuştuğunu bilmiyor aslında. Yani konuşan da esasen sonra utanıyor. Bu sözleri söylemeyecek. Hak etmişti filan diye teselli ediyorsun kendini ama yani söylememem lazımdı diye de sonra vicdanı söylüyor. Hiç sıfır vicdan tabii. Allah'tan korkmaz, evet. ahirete iman etmez birisini konuşmuyoruz biz. Evet. Yani ahirete imanı olan birisi, insanlığını kökten kaybetmemiş birisi, akşam eve oturduğunda o kızdırdı. Yoksa söyle, evet yanlıştı sözler ama sebebi o oldu diye. Evet. Yani gene haklı çıkmaya Hocam, çalışıyor tabii. E, şimdi tasavvufta da terbiye sistemlerinde bakıyoruz. Mesela İbrahim Hakkı Erzurumi'de çok güzel. Ben ilk defa orada görmüştüm. Meğer her tarafta varmış da. İşte kılleti kelam kılleti menam, uzleti enam, zikri müdam diye böyle sayıyor. Tatlı bir beş cümle. Az belki. uyku, az yemek, <laughs> az söz. Evet, az söz. Yani burada da bakıyoruz o mücahede dedikleri insan nefsini terbiye ederken, evet az yemesi önemli diye o sıralamayı yaparken az uyuması önemli. Az konuşma da terbiyenin çok önemli vasıtalarından birisi olarak Kesinlikle, görülüyor. Tabii. Demek ki bu da son derece önemli bir terbiye unsuru aynı zamanda. Baştan beri zaten buna da işaret ediyoruz. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Hak ve hakikati beyandan geri dur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten söyleyeceğin hayırsa onu söyle diyor. Önemli olan belki ne zaman söyleyeceğin, nasıl söyleyeceğin, hangi miktarda hangi sözlerle söyleyeceğini seç. Mutlaka her halükarda sükut evladır değil. Bazen söz çok daha önemli hale elbette gelebilir. Yani bu yönüyle doğrusu insanın demek ki bir iç mekanizması mı çalışması gerekiyor? O süzgeç diyelim hocam. Çok kolay hocam. O süzgeç nasıl oluşturulacak? Çok kolay. Evet. Hakkı, hakikatı söylemek, beyan etmek var. Tartışmak, mücadele etmek var. Evet. Biz mücadele bölümünü, tartışmayı kaldıralım diyoruz. Evet, evet. Yani selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizin bu yaptığınız meselenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bir derste dinlemiştim bir hoca efendiden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu yasıklamış. Siz bunu yapmamanız gerekir düşünüyorum. Sen bilmiyorsun hakikati filan. Yani ben bildiğimi söyledim. Allah'a emanet ol. Selamun Bu farzdı. Çok güzel. Aslında seni hiya okumadığında şuradaydı. Sen filan hocayı niye dinliyorsun? Filan hoca bunu daha iyi anlatıyor. Bu mücadele. Bu, bu Hristiyanlarla bile yok. Bunu Hristiyanlarla bile وَلَا تُجَادُوا الْاَلَى الْكِتَابِ اِلَّا بِلَّتِيَا En kaliteli de bırakın Allahü Teala buyuruyor. Çünkü nikaş, tartışma, münazara bunlar seni de yıpratıyor, öbürünü de inatlaştırıyor. Ve sonuca hiçbir zaman gelmiyorsunuz. Bir program, bir konu biliyor musunuz hocam? İki işte ilim adamı vesaire siyasetçi, gazeteci tartıştılar. Biri sonunda dedi ki ben yanlış biliyormuşum özür dilerim. Hiç duydunuz mu bunu hocam? <laughs> Çok nadir. Binlerce tartışma var YouTube'da şurada burada. Yok hocam. Bunu nefis dedirtmez kolay kolay. Ha Bir alime soru sorarlar. O da bir saat izah eder. Hocam biz yanlış biliyor musunuz? Olur. Denkler, münakaşa ederken bunun pesi yok. Pes ettirmez şeytan. Pes ettirirse o kavgalar biter bu sefer. O yüzden beyan etmek, izah etmek başka bir şey. Bunun peşinde kavgalar etmek başka bir şey. Hatta baba bile, anne bile çocuğuna izah ederken yavrum bu böyledir deyince de. çocuk cevaplar yetiştirmeye başlayınca konuyu değiştirip başka bir zaman yeniden girmesi lazım o konuya. Çünkü 15 yaşında bir çocuk anne sen yanlış biliyorsun diye başladıktan sonra annenin söz gücü bitiyor. Annenin zaten sözlük kadar bir bilgisi yok ki, ansiklopedik bilgisi yok. Anne on cümle biliyordu. Onunu da söyledi. Çocuk ters cevaplar vermeye başladı. Anne ne yapacak? Sütüm haramdan başlayacak bu sefer. Babana söylerimden başlayacak. Bitti. Annenin pilini bitirdi şeytan. Yavrum ben sana söyledim. Sen benim evladımsın. Gel şimdi yemeğin hazır yiyelim deyip konuyu dağıtacak. Çünkü o anda çocuğun algısı kapalı. Tartışmaya açık. Tartışmaya açık birisinden olumlu sonuç çıkması çok zor. Ha, baba ne yapar? Elini gösterir. Cebini gösterir harçlık vermeyeceğim diye. Evlat da, Tabi tabi baba doğru söylüyorsun bundan sonra yapmam der. Bildiğini yapmaya devam eder sonra. Yani paranın gücü başka bir şey. Evet. Tokatın, yumruğun, polisin gücü olabilir. Yani kaba bir güç kullanabilirsin sen. Ama ikna edici değilsin. Evet. Oturtamazsın sen onu. Bu sebeple biz bir şey söylemeyi iş kabul ediyoruz. O söylediğimiz şeyin tartışmasını başka bir iş kabul ediyoruz. Bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan beri tartışarak bir şey hallolmadı. Geldi birisi yumruğunu vurdu halletti. Birisi parasını bastırdı halletti göründü. İnsanlar uzun vadede ikna oluyorlar. Evet. Uzun vadede ikna oluyorlar. Bu sebeple biz susmayı asla ve kata ezilmek olarak kullanmıyoruz çok konuşmamak, ölçüsüz konuşmamak, Doğru. haram konuşmamak, zulmetmemek olarak anlıyoruz evet. susmayı. Fren bu. Hep ayağın fren pedalında kalırsa yol kat edemezsin. Yol kat edemez. evet. Ama ara sıra gaz pedalından ayağını çekip frene basmayı bil. Şoförlük budur. Evet. Diyoruz. Yoksa tuğlayı frenin üstüne bir ağırlık koy fren pedalına hiç gitmez araba zaten. Onu konuşmuyoruz. O hayat olmaz. Bir de hocam şöyle hakikaten Haddini bilmekle alakalı bir bölüm de var, değil mi? Mesela eskiden şöyle sık sık duyardık, alimin yanında yani dilini tut. Şu anlamda dilini, elbette ona soru sor. Elbette anlamadığın şeyleri sor. Soru sormak ilmin anahtarıdır e, diyoruz. Fakat bazen bilgiçlik taslamak adına da bazen okumuş bir tane kitap hocam, her tarafta e, ben alimim gibi konuşuyor susması gereken yerde konuşuyor. Bazen yani büyüklerin e, bulunduğu bir yerde diyelim. Yaşça büyüktür, saygın insanlar hiç konuşmamak değil. Yani Peygamber meclisinde, Ali vesselam ya da sahabe meclislerinde küçüklerin de konuşturulduğunu, onlara değer verildiğini biliyoruz. Bu da önemli bir şey. Lakırdı yapmadılar ama. ama. Lakırdı evet. Lakırdı yasak. Lakırdı yasak. Ve boşboğazlık yasak. Samimi soruyu niye sormasın alime? Niye ben alimin önünde oturuyorum ki? Güneş değil ki altında ısınacağım. Evet. Çamaşır kurutmaya gelmedim ki ben. Alemin gözündeki feyizden de istifade edeceğim. Ağzındaki kelimelerden de istifade edeceğim. Ama söze başlarken biz filan hocaya gittik. O senin aleyhinde konuştu. Şimdi sen cevap ver bakalım ona ne diyelim ona? Bunu yapmayacağız. Yani lakırdı, dedikodu, nemime yahut da şeriata mugayir bir iş yapmayacağız alemin önünde. Yoksa elbette konuşacağız. Ne demek yani? Niye konuşmayalım? Hocam doğrusu e, özellikle hal sahibi diye ifade ettiğimiz, salahı herkes tarafından müsellem, en azından hüsnü zan beslenen, e, büyük saatlara baktığımız zaman da gerçekten sözlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela ziyaretlerde falan da bakıyorsunuz, mesela birkaç kelam ediliyor. Yani çok böyle uzun uzun lakırdı biraz önce buyurdunuz ya, o tarz, meclislere şahit olmuyorsunuz. Bir şey anlatayım hocam. Anlatırlar. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh bu Medine-i Münevvere'de mücavirken orada e, ziyaretin diye bir zat varmış. Kadiri bir zat. Çok severmiş. Onu da ziyarete gidermiş zaman zaman. O ziyarete katılanlar anlatıyorlar. Diyorlar ki bir girişte Esselamu Aleyküm denirdi. Oturulurdu. Bazen olur yarım saat oturulurdu. Bir de çıkışta Esselamu Aleyküm derlerdi. Yani şimdi bazen öyle bir hal oluyor ki ya da öyle konumlar, öyle kıvamlar olabiliyor ki hani dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demiş ya Eşref olur Rumi. Biraz aslında çok konuşmak biraz da hamlık nişanı gibi sanki hocam. Hamlık nişanı. Zaten göz göze de anlaşabiliyorsunuz. Değil mi hocam? Hal diliyle de anlaşabiliyorsunuz. Eşler arasında da böyle aslında. Dostlar arasında da böyle. Her zaman çok konuşmak gerekmiyor. Yani karşılıklı bir kalpler arası bir alışverişi zaten hissediyorsunuz siz. Yani bu yönüyle belki e, hani dilin dırdırının çokluğu lüzumsuz ama. Lüzumsuz dırdırın çok dırdır lüzumsuza deniyor hocam. Zaten <laughs> orijinal dırdır değil. <laughs> Doğru. lüzumsuz dırdırlar bazen gönlü istifadeden mahrum bırakıyor gibi. Ben iki şeyi söyleyeceğim ama hocam. E, hocam yani diyor, üç şey <laughs> üç şey <söyleyeyim>. Yok, <laughs> iki şeyi söylemeden susmam. <laughs> Buyurun. Şimdi hocam bir çağa geldik. Bu çağda elektronik cihazlar dilimiz oldu. Dolayısıyla biz susmaktan konuşurken cep telefonundan sosyal medyadan mesajları yazdın mı kurtuldun ve balden değil. O da bir konuşma. Konuşmalar. Yani kalem de konuşuyor, parmak da konuşuyor aslında. Binaenaleyh biz bütün bunları cep telefonundan yazdığın WhatsApp mesajı için de söylemiş olalım. Evet. evet. Bir. İki, susmaktan konuşurken ağzımızı doktorlara diktirip bir daha konuşmamak demiyoruz herhalde. Kaliteyi arıyoruz. Doğru. Bu kaliteyi arıyorsak eğer o zaman biz kullandığımız dil hangisi ise Türkçe mesela kullanıyoruz. Arapçaysa, Arapça ise Arapça, İngilizce onun gramer ve kelime olarak en iyisini konuşacağız. Billetihi ehsan. Evet grameri bozuk Türkçen olmayacak. Bu da lakırdı olur o zaman çünkü. Ve üç kelime var. Biri beyefendi kelimesi, biri sporcu kelimesi, biri de sokak kelimesi. Beyefendi kelimesini seçeceksin. Hanımefendi kelimesini seçeceksin. Özellikle de aile kurulduğunda nikahtan sonraki ilk beş sene en azından sözlük yanında gezdirsin eşler. Daha iyi kelime hangisi diye. Şimdi sözlük kitaba gerek yok, internette var zaten. Mesela babanlar bize gelecek en iyi nasıl söyleniyor? Şunu sana alayım mı? Nasıl söyleniyor? Bir beyefendi, bir hanımefendi tercihi yapamadıkça ağız yanlış kelime konuştu mu o yanlışı düzeltmek için kırk yanlış daha getiriyor beraberinde. Evet. Ama düzgün olanı bir defa söylüyorsun. Bak ne dediniz? Göz göze konuştukça dile gerek kalmadı. Bir araya geldiler, gözleriyle birbirlerini anlattılar defterine. Defterine. Selam dille söylenmesi vacip olduğu için onu söylediler. Öbürü vacip değil, gözleriyle anlaştılar. Şimdi biz hey diye çağırdın mı eşini? Ne var diye cevap, cevap verecek. Ondan sonra e, gerisinde zaten 30 tane uyduruk kelime, 30 yanlış cümle kurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü çamur yoldan yürümeye başladın sen. Evet şöyle güzel asfalt çimli bir yolda yürüseydin selamın aleykümle başlarsın bugünkü gününüz nasıl geçti bereketli miydi dersin Hey, yerinden evet. daha güzel bir mana çıkar Doğru. güzel cümleler kurmak gerekiyorsa yaşımız ileri de olsa Türkçe kursuna gidelim çok önemli hocam bir ara bir kitap okumuştum ee, insan ilişkilerinde nezaket ve görgü yanlış hatırlamıyorsam kitap öyleydi sonunda Böyle çok güzel cümleler koymuş buyurduğunuz gibi. Yani diyor ki birisiyle tanışıyorsunuz. En güzel cümleyi nasıl kurarsınız? İşte bir evinize bir misafir geldi. Gelen misafire en güzel cümleler. Beşer altı tane örnek cümle koymuş. Ben o zaman onun fotokopisini çektirmiştim. Hocam şu cümleleri ezberlemeye çalışayım diye. Evet başlangıçta belki iğreti elbise gibi durabilir bazı şeyler ama. Tabii artist misin falan he, zaman Zaman içerisinde onunla <laughs> sizin özünüz buluşur ve hakikaten e, bu size de kalite katar karşıya da. Bir şey daha aslında var hocam tabii süremiz de bitti ama boş konuşan insan sadece kendine kötülüğü geçmiyor. Konuştuğu insanın da bazen zamanını alıyor. Bazen gönlünü işgal Hocam ediyor. kulak kulak işgali. Kulak işgal ediyor. Karşısına verdiğimiz zulmün farkında olmayabiliyoruz. Yani kendimize zalim olmuşuz. Ama o boş sözümüzle yani konuşmasak da Ezmişsiniz. olur cümleyle ezmişiz karşısına. insanı. Son bir cümlem de hocam, Buyurun. biz dünyanın en kaliteli Türkçesini konuşan şair biri bile olsak, merhamet abidesi biri olsak, çevremiz bozuksa düzgün konuşamayız. Ağzı bozukla seviyeli durmak, mesafeli durmak, kavgalı değil. Seviyeli mi mesafeli durmak zorundayız. Boş konuşulan ortamlara mesafe koymak zorundasınız. Bu mesafeyi koyamadığın zaman onların mesafesinde kalırsınız. kalırsınız. Sükut orucunuz bozulur. Evet, değerli dostlar. Şimdi programın sonuna geldik. Sükut dedik. Biz de sükuta bürünüyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.